15 yaşındaki Winter Vinecki, bazı kişilerin bir ömür boyu elde ettikleri başarıdan daha fazlasını elde etmiş. 7 kıtada yapılan bir maratona katıldım ve dünyada bunu gerçekleştiren en genç kişi oldum. Vinecki daha 9 yaşındayken babası ender rastlanan bir tür prostat kanserine yakalanmış. Ona içinde hayatını kaybetmiş. Babama kanser teşhisi konulduğunda ona yardım etmek için derhal bir şey yapmam gerektiğini biliyordum. Adımı taşıyan prostat kanseri araştırma ve bilinci artırma takımını da o zaman kurdum. Sosyal medyanın da yardımıyla Winter, kurduğu grupla yarım milyon dolar bağış toplamayı başarmış. Aynı zamanda prostat kanseri bilincinde katıldığı 7 kıta maratonuyla Kenya'dan Moğolistan'a ulaştırmış. Amerika'da da Milken Enstitüsü küresel konferansında olduğu gibi konuşmalar yapmış. Winter, panelde yer alan ve sıra dışı bir yaşam süren gençlerden biri. Jack Andraka'da 15 yaşında pankreas, yumurtalık ve akciğer kanserini belirleyen ucuz bir sensör geliştirmiş. Google Wikipedia olmadan bu proje için gerekli hiçbir şeyi öğrenemezdim. Pankreas kanseri için geliştirdiğim ilk testten önce pankreasın ne olduğunu bile bilmiyordum. Jack en son icatları olan ve sudaki ağır metallerle tarım ilaçlarını algılayan filtre cihazlarına patent alma aşamasında. İcatlarımın Bangladeş gibi gelişmekte olan ülkelerle, Çin'in ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde özellikle de ağır metallerle tarım ilaçlarının sorun olduğu Afrika'da kullanıldığını görmek istiyorum. 16 yaşındaki genç aktivist Mary Pat Hector, yaşadığı mahallede birçok gencin silahlar nedeniyle hayatını kaybettiğine tanık olmuş. Arkadaşlarımın acı çekmesini izliyor, sürekli televizyonda bu tür olaylar görüyordum. Bu da beni bir şeyler yapmaya zorladı. Mary, gençleri silah şiddeti üzerine eğiten bir kampanya başlatmış ve Amerika'daki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ulusal Etki Ağı'nın başkanlığını üstlenmiş. 8 yaşındaki kardeşimin masumiyetinden ilham alıyorum. Kardeşim ve çocuklarımın daha iyi bir dünyada yaşamasını istiyorum. Jack ve Winter onlara destek olan ailelerinin internet ve sosyal medyanın bu başarıyı getirdiğini söylüyor. Ancak sonuçta her şeyin kendilerine bağlı olduğunu kabul ediyorlar. Çocuklar ve aileler için en önemli olan yaşın ve cinsiyetin hiçbir zaman bir engel olmaması ve sadece hayal etmek değil büyük hayaller kurmak gerektiği. Kimsenin size olumsuz cevap vermesine izin vermeyin. Hayalinizin peşini bırakmayın. 15 yaşında bir çocuk bunu gerçekleştirebiliyorsa siz neler yapabilirsiniz düşünün. Bu başarılı gençler böyle düşünmekle her şeyin mümkün olacağına inanıyor. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi Washington.